Cebir'in tansiyonuna bakar mısınız arkadaşlar? Tansiyon okumuyor. 'Bayram, seyran, yılbaşı bizim için fark etmiyor. Biz hasta olduğu sürece ve hastalıklar var olduğu sürece mesaisi bitmeyecek aslında çalışan grubuyuz. Bayramda ve diğer önemli günlerde olduğu gibi bu gecede çok ciddi bir sağlık ekibiyle ki sadece bu hastanede 300'ün üzerinde personel, bu gece nöbetçi görevine devam edecekler. Bu insanlar fiziksel olarak yoruldular aslında. Çok uzun bir süre koruyucu kıyafetlerin içinde buğulanmış gözlüklerin arkasında geçen uzun aylardan bahsediyorum. Düşünün, binlerce kişinin nefes açlığına şahitlik ediyorsunuz. Binlerce kişinin ölüm korkusunu giderebilecek tek kişisiniz. Ve o insanlar ölümle kalım arasındaki çizgide tutabilecekleri el sadece bizim elimiz ve güç bulabilecekleri sadece bizim dik duruşumuz. Bir başka açıdan da bakarsak biz bu hastanede yaklaşık 12 bin civarı insanı taburcu etme mutluluğunu yaşadık. Yani her bir ölümün kenarından dönüp taburcu olup sevdiklerine kavuşan insanda bizim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir coşku oldu. Aslında 9 aylık süre bir EKG çizgisinin işlere çıkışları gibi üzüntüyle mutluluk arasında gidip gelen bir haliyle geçti. Evet, bu işin önündeki patronlar biz hekimleriz. Yani hastanın tedavisini düzenleyen, orderları veren ve cerrahi girişim bir işlem yapılması gerektiğinde başında olan biziz ama hastayla çok uzun saatler geçiren hemşire arkadaşlarımızın özverisini unutmamak lazım. Bir çocuğun annesine, yatalak annesine yapabileceği her şeyi hemşire arkadaşlarımız yapıyor. Bunun yanında hasta bakım elemanlarımız ve temizlik elemanlarımız, sekreterlerimiz ve güvenlik ekibimiz. Yani bu takımın diğer parçalarını unutmamak lazım. Çünkü bu pandemi sürecinde insanlar Covid'li bir binaya girmeye çekinirken, Covid olan birinin yakından geçmeye korkarken bu insanlar binlerce kişinin geldiği bu hastanelerde bu ortamı gönüllü yaşadılar. Özellikle temizlik elemanlarımızı düşünün. Onlar o odalara defalarca girdiler, temizlediler. Birçok kişinin kendi Covid'li annesinin babasının odasına girmeye çekindiği bir ortamda onlar akşama kadar birçok hastanın odasını temizlediler, onlara refakat ettiler. Bu anlamda sağlık işi bir ekip işi. Bu takımın içinde hekimden başlayıp hemşire, teknisyen, sekreter, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı hatta yemek dağıtan görevlilerimize kadar biz kocaman bir aileyiz ve bu savaşı bir ekip olarak, takım olarak verdik. Hastane ve yoğun bakım yapımızın gelişmişliğinin bize çok büyük bir katkısı oldu. Bir başka konuda sağlık çalışanlarımızın aslında teorik temelli değil de daha çok pratik temelli yetişmişlikleri ve yoğun hasta yönetme kabiliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu tecrübenin bu sorunu çözmedeki katkısı gördük. Diğer bir konuda Türkiye'de sağlıkta aslında bir dijital devrim yaşandı. Dijital altyapımız çok güçlendi. Bütün hastane ağlarımızı arka planda topladık ve hastane otomasyon sistemlerinin bakanlık nezdinde SINA programıyla birleştirilmesi ve işlenmesi gücüne erişmiştik. Bu bize bu pandemide çok büyük bir kazanım oldu. Biz rakamları anlık görebildik, onları işleyebildik ve geleceği planlayabildik. Yani her hafta ilave kaç yoğun bakım yatak açmamız gerekiyor, kaç yatak daha ilave katmamız gerekiyor, ne kadar ventilatöre ihtiyacımız olacağını hep biz önden görerek gittik ve bütün bunları birleştirdiğimizde hiçbir zaman Avrupa'daki gördüğümüz o yataksız, hastanesiz ve tedavisiz hasta görüntüsünü görmedik. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturduk. Biz dünyadan farklı ne yaptık? Biz bir defa hastaları erken karşıladık, erken tedavi ettik. Asla onlar yoğun bakıma muhtaç olmasın felsefesiyle yürüdük. Hastaları mümkün olduğunca izole etmek, hatta filyasyon ekipleriyle
takip etmek, temaslarını yakalamak üzerine kurgulanmış bir mekanizmamız vardı. Yani erken tedavi, erken tanıdan yola çıktık ülke olarak. Ve dünyadan farklı olarak biz hastalarımızı daha en başta entübe etmeme kararıyla yola çıktık. Onları serviste tutmak, hatta mümkünse evinde tutmak, hastanelik olmasın diye tedavileri erken başladık ve erken takip ettik. Ve servise, yani hastaneye aldığımız hastaları da asla yoğun bakıma vermemek üzerine kurgulanmış bir sistemle yürüdük. Yoğun bakıma vermek zorunda kaldığımız o küçük grubu da solunum cihazıyla tanıştırmamak üzerine uğraştık. Mümkün olduğunca high flow ve benzeri alternatif yüksek oksijen veren cihazlara yöneldik. Bu aslında sağlık tecrübemizi de biraz değiştirdi. Yani yoğun bakım bakış açımız mümkün olduğunca solunum cihazından uzak bir şekilde kurgulanmaya başlandı ve bunda ciddi başarılı olduk. Bütün bu saydıklarımın aslında en büyük delili ve ispatı şu ki, büyük hasta rakamlarına ve büyük pozitif COVID rakamlarına çıktığımız dönemlerimiz oldu. Yani dünyadaki diğer ülkelerle nüfus başına oranladığımızda evet yüksek rakamları gördük ama bizim rakamlarımız büyüse de biz ölüm rakamlarımızın hep arkada kaldığını, hep küçük kaldığını gördük. Aslında bu şunu gösteriyor, rakamların çok büyük olması ya da küçük olması değil, o rakamların nasıl yönetildiği önemli ve biz ülke olarak bunu çok iyi yönettik. 6 aydan beri bu süreçte çalışmaktayız. Gördüğünüz üzere sürekli bu şekilde çalışıyoruz. Ailemizi göremiyoruz, izinlerimiz olmuyor. Bayramda çalıştım, aynı şekilde bugün de burada çalışacağım. Ya bizim için çok fazla tatil yok bu süreçte. Özellikle bu yoğun bakımda hastaları gördükten sonra zaten belli bir yerden sonra hepiniz alana koşmak istiyorsunuz insanlara yardım etmek için. İlk geldiğimde ben bir tane 45 yaşında bir hastam eksi olmuştu. Benim annem babamdan daha genç bir insan olduğu için ayrıyetten insanın kendi ailesi yaşantısı aklına geliyor. Yani bu süreç bizi sadece fiziki açıdan değil duygusal açıdan da çok fazla aşırı yani yıprattı gerçekten. Gördüğünüz gibi 15 dakikada sırılsıklam oldum. Hani her yerimiz terliyor ister istemez. Biz yeri geliyor 1 saat 2 saat hasta odasından çıkamadığımız zamanlar oluyor. Yıl başında yeni yıla gireceğiz bugün ama ben oğlumdan ayrıyım. Normal bayramlarda olduğu gibi geçen ay doğum günüydü. Yine ayrıydım oğlumdan. 3 yaşında oğlum. Bu çok zor bir durum. Bu zor süreçte ayrı olmak daha da zor oluyor bizim için. Covid geçirdim. Bir ay kadar evde yatmak zorunda kaldım. Bu zaman sürecinde oğlumu hiç göremedim. Bu benim için çok çok daha zor oldu. Ama umarım bu zor süreçleri atlatacağız. Bazen yani bir saatte çıkamadığımız zaman oluyor odalardan. Bir saatte oluyor, 1,5 saatte oluyor odalarda kalıyoruz. Ve dışarı çıktığımızda su gibi halde çıkıyoruz. Bazen 7 kere 8 kere odalara girdiğimiz oluyor. Evde herkes kaçtığı, yaşlısını ve hastasını bakmadığı hastaları biz burada günde kaç kere 6-7 defa yere giriyoruz. Altını üstünü her yerini temizliyoruz. Bak mesela bugün yılbaşı. Mesela evde çoluğumuzdan çocuğumuzdan ayrıyız. Buradayız ve bu gece buradayız. Yarın sabaha kadar buradayız. Yani burada hastalarımızın başındayız. Siz evinizde, ailenizde, sevdiklerinizdesiniz. Biz burada hastalarlayız. Covid geçirdim ve tekrar geçirme riskim var. Ve yaşından dolayı yani daha ağır geçirmeli riskim var. O yüzden yine de o haldeyken yine içeri hastalarımıza giriyoruz. Yine bakımlarımızı yapıyoruz.